Nasıl teslim olunur peki? Mürşidi ne olarak bilinir? İnsan hayatında yaşarken mürşidinden daha kıymetli bir şey gözünde gözüküyorsa o zaman teslim olmuş demek değildir. Teslimiyetin ölçüsü budur. Mürşidinin sözünden daha üstün bir söz varsa ister içinde ister dışında varsa teslim olmuş demek değildir mürşidinden kıymetli bir şey varsa gözünde, içinde, dışında teslim olmuş demek değildir. Teslimiyet bu şekilde olacak. İnsan gözünde büyütür de büyütür her şeyi. O, bu, şu şeytanın oyunlarıdır bunlar aslında. Allah'ın yaratmış olduğu nice kıymetli varlıklar var, nice kıymetli insanlar var. Nice kutlu insanlar var. Ama Allah Subhanahu ve Teala sana sana ilahi sırrını akıtmak için bir ibrik göndermiş. Seni bir denize göndermiş, bir okyanusa göndermiş. Sen okyanusa vardın, Allah'ın sana o lütfettiği okyanusa vardın. Ya falanca göl de iyiydi diyorsun. Falanca göl de iyiydi. Ya da falanca havuz da iyiydi diyorsun. He, ne oldu? Allah'ın nimetinin kıymetini bilmedin. Ne olursun? Nimetten olursun. Nimetten olursun. İşte netice insanlarımız hep bu noktadalar biliyor musunuz? Hep bu noktadalar. Güzel şey yapan insanlar çok. Ama o uçsuz bucaksız denizlere açılalım. Madem bizim Rabbimiz la mütenahidir, sınırsızdır, onun nuru da sınırsızdır. Ne işimiz var küvetin suyunda, ne işimiz var havuzun suyunda, gölün suyunda? Bize okyanuslar gerek. diyecek kalp kalmamış. <laughs> küvetin suyunda oynar, havuzun suyunda oynar. O şekilde hayatını tamamı erdirir. Engin, derin sulara açılma ihtimali maalesef mümkün olmaz. Fakat bu yolun büyükleri nasıl bir yol kat etmişler? Ha, şeytanın kandırabileceği her yolu bize göstermiş mübarekler. Öyle. Bizim şimdi insanımız ne yapıyor? Kalbini doyuran, terbiye eden bir zatı buluyor. O nasıl kulağına falanca gelmiş. O, o da çok meşhurmuş ha. Ha dur ona da bir bakalım. Tamam ona da gittik. Sonra oradan falanca bir zat da gelmiş ona da gidelim. Ona da gittik. Ne oldu? Hangi birinin sözünü tuttun? Üçünü de dinledim. Nefsimi en güzel olanları aldım. <laughs> Böyle mi terbiye olacaksın? Böyle mi terbiye olacaksın? İmam-ı Şarani Hazretleri diyor ki koskoca alim koskoca alim dört mezhep kitabını yazıyor. Bırak dört mezhep kitabını yazmış. Dört mezhebi yazıyor bütün kurallarıyla kanunlarıyla her mezhebin her noktada sunmuş olduğu görüşün hikmetini açıklamış. Hikmetini açıklıyor. Bu mezhep böyle görüş sundu. Neden? Şundan dolayı. Bakın bir tanesini anlatayım. Peygamberi Zişan sallallahu aleyhi ve sellem namazda böyle de durdu. Böyle de durdu. Diyor ki Maliki mezhebinde biliyorsunuz böyle dururlar. Malikiler böyle durur deden diyor. Çünkü Allah Subhanahu ve Teala namazda nuru insanın kalbine döküldüğü zaman ellerini ortada bağlayacak kuvveti bulamadı İmam Malik diyor. O ilahi feyizden dolayı ellerini yana bıraktı diyor. İmam-ı Azam Efendimiz daha güçlüydü. O edebi muhafaza edebildi diyor orada. Ellerini kaldıracak kuvveti buldu diyor. Mesela böyle derin hikmetler. Mesela Şafi mezhebinde secdeden kalktığınız zaman hafif bir oturuş yapılır. Sonra kalkılır ikinci rekata. Birinci rekatta ikinci secde yaptık ya. Biz Hanefiler ne yapıyoruz? Direkt kalkıyoruz. Şafiler ikinci rekattan sonra hafif bir oturur sonra kalkarlar. Diyor ki secdedeki azamet ağır geldiği için biraz dinlenip onlar kalkar diyor. Kendisi de Şafi'dir. İmam-ı Azam Efendimiz onu rahat yüklenebildiği için o direkt kalkıyor. <laughs> direkt kalkmayı seçti diyor. Anlıyor musunuz? Yani bırakın mezhebin görüşlerini beyan etmeyi, o görüşlerin altında yatan hikmetleri anlatmış. Öyle bir alim. İmam-ı Şahrani Hazretleri şeyhine intisap edecek. Artık tabii onlar mübarekler öyle. Kalbinde mutmainniyi arıyor. Çok zatları duyuyorum mesela. Fakat yani kalbim mutmain olacak. Bu yolda ilerleyeceksem şeksiz şüphesiz tabi olmam lazım. Netice Seyda Ali'ül Havas Hazretleri var. Onun zamanında yaşayan İmam-ı Hazretleri dört mezhep alimi. Seyda Ali'ül Havas Hazretleri ümmi. Okuma yazma bilmiyor. <laughs> şey ona intisap edecek. Düşünebiliyor musunuz? böyle deyince hemen herkes şaşırıyor. E peygamberimiz ümmi değil mi <laughs> Bütün hepimiz ona intisap etmedik mi? Yola çıkarken diyor ki, şeyhime gideceğim, intisap edeceğim. Kim durdurursa durdursun durmayacağım. Böyle. Artık bu iş bitti diyor ya. Daha intisap edeceğim artık. Bu iş bitti. Bir, <laughs> biri çıkıyor ya Allah'ın imtihanlarına bak şimdi. Yola bir çıkıyor. Yolda selam veriyor birisi. Ve aleyküm selam diyor. Yola devam ediyor. Hiç durmadan. Arkadan sesleniyor. Ya bir dakika beklesene. Yok diyor duramam maalesef. Ya ben Hızır'ım diyor. Arkadan seslenen. Ya siz Hızır olabilirsiniz ama benim sözüm var şeyime. Şeyime varmadan kimsenin yanında durmayacağım. Kimsenin yanında durmayacağım. Gidiyor şeyhin, şeyhin huzuruna. Mübarek. Şeyhin huzuruna gidiyor. İmam-ı Şahrani oluyor ondan sonra. İmam-ı Şahrani oluyor. Seyyid Ali'l Havas. Seyyid Ali'l Havas Hazretlerine intisap ettikten sonra ilk emri nedir? Git bütün kitaplarını sat. Sadaka ver. Parasıyla sadaka ver. Bütün kitaplarını sat. Parasını sadaka ver. Neden? Bizim yolumuz kalpten kalp. Kalpten kalbe. Bir mürşidi kamile intisap ettiğin zaman senin hızırın da o, İlyas'ın da o, mürşidin de o, her şeyin de o. Öyle olacak. Öyle olacak ki bir terbiye bulacaksın. Yoksa gözünde başka şeyleri büyütürsen terbiye olamazsın. Kendini kandırırsın yani. Abdullah Dağıstani Hazretleri'nin diyor bir kapıcısı vardı. Mehmet Efendi mi? ismi yanlış hatırlamıyorsam. <laughs> Demiş ki Abdullah Dağıstani Hazretleri. Eve çıkıyorum. Misafir kabul etmeyeceğiz. Şeyhimiz sabah inecek diye söylersin. Misafir gelirse <laughs> geldi birisi diyor şey efendiyle görüşeceğim ben. Yok maalesef şeyhim diyor misafir kabul etmiyor. <laughs> etti eyletti yok tabi bu hep bunlar hikmet yani. <laughs> Bizlere ders olsun diye yaşanmış şeyler. Yahu ben Hızır'ım demiş. Gelen zat. Benim Hızır'ım yukarıda demiş. Bana bugün kimseyi alma dedi ben alamam demiş. Benim Hızır'ım yukarıda.